Şimdi bizim özellikle sosyal alanla ilgili kısımlara baktığımızda genel olarak bankacılıkla ilgili kısımlarımız mevcut ve özellikle de katılım bankacılığına ilişkin bilgilendirmeler, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, kişisel gelişim ve öğrenme platformları sosyal gruplarda ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Ve bunlara istinaden de direkt olarak kişilerin kendilerinden bir şeyler bulabileceği filmler, film tanıtımları ve bunun gibi birçok hobilere yönelik programlarda, gruplar içerisinde yer almaktadır. Şimdi rakamlara baktığımızda direkt sayısal olarak verileri sizlerle paylaşmak isterim. Özellikle bizim genel anlamda baktığımızda 23.385 adet işlem gerçekleşmiştir sosyal gruplar içerisinde. Bu hakikaten ciddi bir rakam. 5-6 aylık bir süre içerisinde bu katılım gerçekleşti. Ve burada özellikle dikkat etmek istediğim şu var. 40'tan fazla bizim sosyal grubumuz bulunuyor. Şimdi başarı kriterlerimize somut örnek vermek istiyorum ben. Bizim ilk sosyal grubu açtığımızda yaklaşık olarak 3500'e yakın personelimizin aktif olarak katıldığını gördük. Ve post tahsis süreciyle ilişkin ilk grubumuzu açmış olduk. Şimdi bu gruba baktığımızda, rakamları da vereceğim ben size. Yaklaşık 452 adet post tahsis süreciyle ilgili sorular, telefon trafiği vesaire gibi sayısal veriler mevcuttu. Ancak biz bu sosyal öğrenme modülünü açtıktan sonra bir ay içerisinde bu rakam yaklaşık 346 çağrıya düştü bizim gelen ilgili personelimize. Ve bu da yaklaşık olarak %25'lik bir telefon trafiğinde azalma demek oluyor. Dolayısıyla buradaki başarısına baktığımızda işe yönelik olarak da bu sosyal grupların kullanılması hem telefon trafiğini azaltıyor hem de artık katılımcıların internet üzerinden soruları sormalarını sağlıyor. Bir sonraki ay ise o rakamı da söyleyeyim 299 çağrıya düştü ve böylelikle %35'e yakın toplamda bir iş yükünün azalması bu sosyal modül sayesinde gerçekleşmiş oldu. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Muhakkak bunun tanıtımının çok iyi yapılandırılması gerekiyor. Mesela bizim bankamızda bir yıl içerisinde açmayı hedefliyorduk 2014 yılı içerisinde. Ancak bu ortasında yani Haziran ayında biz lansmanı yaptık. Çünkü şundan dolayı doğru zamanda ve doğru yerde bulunmamız gerekiyordu. Ve özellikle sosyal modülü devreye aldığımızla birlikte diğer grupların konu içerisindeki konu uzmanlarının hepsinin hazır bulunması gerekiyor. Ve bu sayede toplamda baktığımızda her birinin içerisinde yer aldığı ve böylelikle personelin ilgi duyduğu her alanı içerisinde bulabileceği için daha böyle bir katılım, daha böyle bir istek ve daha bir benimsenme sağlamış oldu. Diğer kurumlara tavsiye muhakkak sosyal modüle en kısa süre içerisinde geçsinler, full olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte. Ve özellikle de diğer yapılacak anketlerle, diğer grup tanıtımlarıyla bunları pekiştirsinler. Ve böylelikle bir personel içeri girdiğinde sırf eğitim değil, eğitim sonrasında sosyal anlamda kendini geliştirebileceği, kazanabileceği gibi durumlarda bulsun. Bizim en büyük buradaki başarımız ve tavsiyem mobille birlikte bu sosyal platformun hayata geçirilmesidir. Çünkü mobille birlikte desteklendiği zaman insanlar iş çıkışı, hafta sonları evde 7/24 mobilden de girip gruplarda paylaşımda bulunabiliyorlar ve eğitimin sürekliliği arz ediyor.